kuruluş aşamasında da Birleşmiş Milletler UNDP ile Kalkınma Programı ile ortaklaşa Alternatif Yaşam Derneği'nin kurulduğunu söylediniz. Ve benim için de çok önemli olan aslında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine paralel giden bir aslında kurum yapınız, kurum kültürünüz var. Biraz bundan bahsetmek ister misiniz? Tabii. Sürdürülebilir kalkınma hedefi tam olarak ne demek? Sizin için ne demek? Ne anlama geliyor? Ve sizin hedefleriniz Birleşmiş Milletler'in bu programıyla nasıl otomatik olarak paralel hale geldi? Ya şöyle güzel bir şey belki de oldu. Bu sorunun cevabında şunu vurgulamak isterim. Henüz daha sürdürülebilir kalkınma hedefleri konuşulmazken, bin yıllık kalkınma hedefleri konuşulmazken, Birleşmiş Milletler'in ortaya attığı Küresel İlkeler Sözleşmesi diye bir şey vardı. Global Compact Principles. Daha bunun ilk yayınlandığı günün ertesinde buna imza atan bir sivil toplum örgütüyüz biz. Dolayısıyla küresel dünyanın artık teknoloji nedeniyle herkesin böyle çok mesafelerin kısaldığı, zamanın biraz fazlaca hızlandığı dönemde o ülkeler arasındaki ayrımların, sınırların kalktığı, eski bildiğimiz klasik yöntemlerle işlerin yapılmadığı dönemde küreselleşme lafı, bunu ekonomik, politik ve sosyal bir şey olmak dışında da bize bazı ortak sorumluluklar yüklüyor. Bu ortak sorumlulukları çerçeveleyen bu Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi sözleşmeleri biz bir sivil toplum örgütü olarak tabii ki hep kendimize ana şemsiye metin, çerçeve metin olarak aldık. Devamında tabii sorumluluklarımız gereği sadece işte Türkiye'de Kütahya'dan buraya gelen Ahmet'e ve Ayşe'ye burada işte yüzme öğretelim, ata bindirelim, dans ettirelim değil. Dünya genelinde engellenmişlik haliyle işte 1 milyar engelli yaşıyorsa bugün dünyada, Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırlamış olduğu rapor onu gösteriyor yani. 1 milyar yani 7'de bir. Bir şekilde bir engellenmişlik, bir dışlanmışlık yaşıyor dünyada ve bizim yaptığımız, geliştirdiğimiz her türlü program aslında bir bütünün bir parçasıdır. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri neyse ki ve ne güzel ki, evet 17 madde arkasından işte 169 alt başlık vesaire filan güzel taahhütleri var. Biz doğal olarak orada eşitsizliklerin azaltılması, işte toplumsal cinsiyet, işte eğitim, insana yakışır iş, İşte sürdürülebilir kentler ve işte ortaklıklar ve benzeri gibi bizi çok direkt ilgilendiren maddeler var. Tabii ki onun takipçisiyiz, tabii ki onun imzacısıyız, tabii ki onu bulunduğumuz bütün alanlarda, bütün paydaşlarımıza dayatıyoruz. Eğer birlikte çalıştığımız herhangi bir kurum sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bir şekilde örtüşmüyor ise, hiç onunla ilgili bir ilgisi, bir dikkati, bir önceliği yoksa biz zaten birlikte çalışmıyoruz o zaman. Çünkü hiç kimse artık bu dünyada bu kadar kronikleşmiş sorunu tek başına çözemez. Birlikte hareket etmek zorundayız. Ülkeler, kurumlar, işte sivil toplum örgütleri, herkes birlikte hareket etmek zorunda. Biz böyle olduğuna inanıyoruz. O yüzden de sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde ne kadar büyük ortaklıklar yakalarsak, oralarda bir küçücük bir damla bir katkımız olabilecekse, evet çok sükseli bir laf biliyorum. No one left behind, işte o bir tek kişi bile geride kalmadan cümlesi gerçekleşebilir bir hedef değil. Ama onu gerçekleştirme yolculuğu çok önemli. O yolculukta biz varız diyoruz Alternatif Yaşam Derneği olarak. O yüzden de sadece kendi bulunduğumuz alanı temizlemek değil, işte o bataklığı kurutmak, sosyal girişimcilerin malum sistemin tamamını değiştirme teorisinde biz yani bir sosyal girişimci bir örgütlenme olarak tabii ki işte sürdürülebilir kalkınma hedeflerini daha iyi bir gelecek, daha sürdürülebilir bir gelecek için işte çevreye, topluma ve insana yakışır ve duyarlı olmayı kendimize ana prensip olarak seçtik. Güneş enerjisi panellerine, bu tabii enerji sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir yatırım. Bu uzun süredir de var bildiğim kadarıyla burada. Evet, bu 5. seneyi tamamladı. Buradaki bütün akşam saatlerinde itibaren başlayan aydınlatma, bahçe aydınlatması, gönüllü konaklamasındaki aydınlatma, spor salonu aydınlatması gibi bölümlerin enerjisi güneş panellerinden gelir. Yine hemen onun devamında bir dıtarla dediğimiz kendi şeyimizi beslenmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi ürettiğimiz bir tarlamız var. Tamamen doğal tarım, köylü usulüyle doğal tarım yapıyoruz. Hiçbir ilaçlama, işte suni gübre vesaire kullanmayız. Mutfaktaki her şey, işte domatesinden biberine, salatalığına, kabak, patlıcan, kavun, karpuz oradan geliyor. Gelecek
projeksiyonunuz nasıl? Düşler Akademisi'ni nereye konumlandırıyorsunuz? Başka ne tip projeler var aklınızda? Alternatif Yaşam Derneği vizyoner bir kurumdur. Her 5 yılda bir 5 yıllık stratejik vizyon planı yaparız biz. 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025. 2020-2025 stratejik vizyon planı içerisindeyiz. Bu dönemde birazcık sahadan çekilip daha çok teknoloji kullanarak daha küresel boyutta hizmet verebileceğimiz, daha hızlı sonuçlar alabileceğimiz bir laboratuvarlar serisi yaratıp sosyal girişimcilik, işte sosyal etki üzerinden yine engellenmişlik sorunlarını, yani engellilik sorunlarını teknoloji kullanarak çözen, bu alanda böyle yenilikçi, inovatif çözümler üreten, bazen bu bir mobil aplikasyon olabilir, bazen bir e-learning programı olabilir gibi, ya da işte dijitalde kullandığımız şeyler ya da sosyal etki filmleri gibi bir takım kanalları kullanarak bütün dünyaya hizmet verebileceğimiz, herkesin bu sorunların çözümü için ışık aradığı, umut aradığı yerde böyle bir küçük pencere açmak üzere çalışmalarını yürüteceğimiz bir noktadayız aslında. Yeni stratejimizde bu var. Yani küresel bir organizasyon olarak hayatımıza devam etmek istiyoruz. Almanya'nın en güçlü sivil toplum örgütlerinden bir tanesiyle stratejik bir işbirliği yaptık. Dolayısıyla artık Türkiye-Almanya paralelinde öncelikli olarak Avrupa, gelişmekte olan ülkeler ve biraz daha uzak Latin Amerika ülkeleri ve Asya, işte Rusya ve benzeri gibi ülkelerde, Türkiye Cumhuriyetler gibi ülkelerde, Türkiye'de bugüne kadar geliştirmiş olduğumuz markasını, patentini aldığımız aşağı yukarı 25'e yakın alt projemiz var. Bunları dış pazarlara açmak ve oralarda uygulanmasını sağlamak üzere bir yolculuğa çıktık. Bir anda küresellik, bir anda daha fazla teknoloji kullanan bir kurumsal yapı içerisinde devam edeceğiz. Geleceğimiz, gelecek vizyonumuz da bu var. Bir teknoloji, yani teknoloji kısmı çok ilgi çekici. Benim de özellikle çok ilgimi çektiği için soruyorum. Bir app'iniz var galiba. Nedir tam olarak? Ne yapıyorsunuz? Birçok aplikasyon geliştirdik bu arada, ama mesela çok yakın zamanda şu anda piyasada olan Türkiye'nin erişilebilirlik haritasını hazırladığımız Sorti App diye, işte engelli erişimine uygun, fiziksel erişime uygun standartları olan yerlerin haritada pinlenmesi üzerine kurulu bir aplikasyonumuz var. Bu vesileyle işte gittiğiniz herhangi bir mekanı çok rahatlıkla beğeniyorsanız 5-6 tane uluslararası kritere bağlı olarak sorulmuş sorulara evet, hayır, var, yok diye cevap vererek haritada siz de o şeye, aksiyona, kampanyaya katılabiliyorsunuz. Benzer şekilde geliştirdiğimiz bir takım e-learning programları var. Özellikle özel sektörün çok uzunca yıllar engellilik konusunda çok uzak durması bizim en yaşadığımız en büyük zorluklardan bir tanesidir aslında. Bu zorluğu aşmak için geliştirdiğimiz uzaktan öğrenme modülleri var. Şirketler bayi ağlarına, işte şubelerine ve uzaktaki çalışanlarına çok rahatlıkla bizim hazırlamış olduğumuz bu LMS sistemlerini ve e-learning sistemlerini vererek engellilik konusuna doğru yaklaşım eğitimini bütün şirketlerin çalışanlarına sunduğumuz böyle bir aplikasyonumuz, uygulamamız var. Bu da hani teknoloji kullanarak aslında ne kadar hızlı ve daha geniş hizmet verebileceğimizi gösteren bir yanı. Şeyi çok önemsiyoruz o yüzden. Özel sektörün bu ülkedeki sosyal sorunlara ilgi duymasını, bunu sponsorluktan, kurumsal sosyal sorumluluktan farklı olarak ele alıp sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazı olarak görmelerini çok önemsiyoruz ve bunu önemseyen şirketlerle işbirliği yapmayı da öncelik haline getirdik. Son o zaman bir soru. Çok zamanınızı aldım ama bu kısım bence önemli. Sizi her sabah yatağınızdan kaldıran, o sizi motive eden ana güç ne? Çünkü siz çok başarılı bir sosyal girişim örneği olarak karşımıza duruyorsunuz. Bu alanda bir şeyler yapmak isteyenlere hani bir mesaj niteliğinde tam ne söylemek istersiniz? Sizi her sabah ne kaldırıyor yatağınızdan? O motive eden, o güç içinizdeki o ateş ne? Ya biraz tabii zor bir soru bu bir taraftan. Bir yandan da çok kolay. Çünkü ben şeye çok inandım. Yani Avrupa'yı terk edip tekrar Türkiye'ye geri geldiğimde gördüğüm bir şey vardı. Türkiye'de engellilerin, yani engellenmiş olan bireylerin daha doğrusu olması gereken yerle oldukları yer arasındaki uçurum çok büyük. Ve bu uçurumun kapatılması lazım ve bunu birileri yapacak. Eğer siz beklerseniz bu uçurum hiçbir zaman kapanmaz.
bu uçurumun kapanması için oraya her gün birinin taş atması lazım ki o uçurum kapansın. O no one left behind lafı öyle işte laf ola biri gele söyleniyor belki ama hani bütün toplantılarda böyle çok şık bir şey çünkü. Fakat onu gerçekleştirmek için adım atmazsanız hep geride birilerini bırakıyor olacağız. Ben yani kişisel duyarlılığım ve vizyonum nedeniyle de her sabah o taşı ilk atan kişi olmak istiyorum. O doluyor, uçurumun kapanmış olduğu birçok alan var biliyorum. Daha bir süre daha belki ülkemizde kapanmayacak ama büyük bir heyecanla hem o kapandıkça hayatın içerisine aktif ve eşit katılan on binlerce Alternatif Yaşam Derneği öğrencisi, üyesi, işte projelerine katılmış bireyin yaşam yolculuklarındaki o değişim etkisini görüyor olmak doğru bir şey yaptığımızı söylüyor bize. Bunların tabii raporlamaları vesairesini falan da yapıyor olduğumuz için çok yakinen takip ediyoruz. Eğer bu binlerce insanın hayat hikayesi değişiyorsa tıpkı Düşler Akademisi'nin Deniz Yıldızı'ndaki klişeyi gerçekleştiriyor olması gibi. Biz o logoyu o yüzden öyle kullandık. O klişeyi oradan kurtardık ve her gün bir kişi sanatçı olarak hayatın içerisinde başka bir kimlikle yer aldı. Bunların hepsini biliyor olmak ve öğrencilerimizin bizim karşımıza artık bir sivil toplum yöneticisi, bir sanatçı, bir müzisyen, bir eğitmen olarak aktif vatandaşlar olarak çıkıyor olması çok onur ediyor tabii. Uçurum hala var. Kapansın diye her sabah ben kalkmaya devam edeceğim. Ta ki işte gücümüz, enerjimiz, bilgimiz, heyecanımız yetinceye kadar. Çok teşekkür ederim Ercan abi. Büyük zevkti gerçekten. Son kez olarak YouTube'da bu videoyu kullanmamın bir mahsuru var mı? Hani konsent almak için size. Yok hayır. Yani YouTube'da ya da başka herhangi bir sosyal medyada kullanabilirsiniz. Çünkü Alternatif Yaşam Derneği kuruluş felsefesinde bütün bilgilerin açık kaynak olarak şeffafça herkesle paylaşılması vardır. Bildiklerimizi paylaşalım ki hani o dalga dalga büyüsün. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok büyük bir fırsat oldu bizim için. Bizim benim için de öyleydi. Gerçekten çok sağ olun. Müzik sesleri başladı. Ahmet gitar çalıyor. Şimdi yanına gideceğim. Videomu bağlayayım sizin için. Engelsiz bir yaşam için, engelsiz bir Türkiye için bu kadar emek sarf eden bu insanlar gerçekten çok değerli insanlar. Sizin de bir katkınız olmasını istiyorsanız buraya kaşa yolunuz düştüğünde, hatta kaşa yolunuzu düşürün ve mutlaka bir gününüzü en azından Düşler Akademisi'ne ayırın. Daha da iyi bir şey yapmak istiyorsanız gönüllü olun ve herkesin değişimine sizin de mutlaka katkınız olsun. Alırım başımı, başım bir deline gir. Silerim yaşımı, siler ismimi şehir. Kestirir saçımı, kendimi avuturum. Bir günü kurutur, kurursa unuturum. Bir mektup yazarım, yokluğundan bağır. Bir kedi alırım, sen de annemi çağır. Ellerin aklımda, sevim kalbimde kalır. Pişan hep kapın, söyle artık olsun. (Gülüyor)